Web Tekno'na hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine geleneksel dolandırma videolarından birisiyle karşınızdayız. Ama bugünün farkı şu, bu kez dolandırıcıların peşinden artık mahkemesiydi, savcısıydı, yargıcıydı, yargıç ne, hakimiydi. Hepsini sonuna kadar peşinden gideceğiz. Yeni bir sistem çıkmış, bunda takipçilerimiz sağ olsunlar. Hem bana Instagram'dan hem de bize mail yoluyla ulaştılar ve bu şekilde dolandırıldıklarından bahsettiler. Biz de bu doğru mu yanlış mı diye bakacağız. Eğer doğruysa da sonuna kadar peşinden gideceğiz. Yeni dolandırma sistemi de şöyle arkadaşlar. Instagram'da klasik bir çekiliş yapıyorlar. Örneğin iPhone 13 veriyorlar size. Siz çekilişe katılıyorsunuz. Sonra bir şey açıklanmasa da size mesaj atıyorlar. Diyorlar ki çekilişi sen kazandın ve işte ürün şu an gümrükte. Artık ne hikmetse orada ürün şu an. Atıyorum 500 lira karşılığında gümrük ücretini ödersen telefon senin mi acaba işte. Bunun gibi birçok sayfa var. Bunu size söylemem lazım. Bu numaraları yutmamanız için bugün biz sizin adınıza yutacağız. Bir de sonuna kadar götüreceğiz. Bu insanlar da inşallah cezasını bulacak bu kez. Biz takipçilerimizden birisini bize gönderdiği sayfalardan birisine girdik. Ama tabii ki Web Tekno hesabımızdan değil, ofisteki arkadaşlarımıza birinin hesabıyla girdik. Çünkü sonrasında mahkemeye verebilmemiz için gerçek bir kişinin bu çekilişe katılması gerekiyor. Burada bir videoda anlatıyor size. Ama video gerçek değil kesinlikle. Hani birisi paket açıyor gerçekten. Şu an görüyorsunuz ama arkaya adam ses koymuş. Hani bizde bu telefonlar var, size veriyoruz diye. Biz de bunu görünce inanıyoruz. Adamın elinde telefon var diye. Ama telefon gümrükteymiş. Ne hikmetse. Bir anda gümrüğe gidiyor telefon. Ve şöyle gerçekten hiçbir görüntü kalitesi olmayan, yani çalındığı çok belli olan bir görsel var ve diyor ki dev çekiliş şanslı 15 kişiyi bulmamız için bize katıldım yaz yeterlidir. Çekilişimizde iPhone sahibi olabilirsiniz. iPhone ne? Hangi model? Nasıl bir telefon? Hiçbir fikrimiz yok. Rastgele Google'dan alınmış bir görsel ve sadece katıldım yazmanız gerekiyor diyor. Bizim şimdi yapacağımız ilk adım şu. Bu çekilişe katıldım yazıyoruz. An itibariyle çekilişe katıldık arkadaşlar. Bize dönüş olarak gelecek mesajı bekliyor olacağız. Mesaj geldikten sonra da artık kaç gün sonra gelir bilmiyoruz ama bu videoya devam edeceğiz. Şimdi o güne geçelim. Aradan 3 gün geçti. An itibariyle 16 Mayıs'tayız ama bizim dolandırıcımızdan maalesef bir dönüş alamadık. Bu yüzden de benzer tekniklerle insanları dolandıran başka sayfalar bulduk. Çeşitli şikayet platformlarından diyelim. Bunların hepsine katılacağım. Bugün hatta hepsine katıldım diye böyle hani vardır ya bir arkadaşınızı etiketleyin dersiniz. Böyle 1 milyon kişi etiketler ya insanlar. Belli ki o en çok onlar istiyordur. Bugün en çok bizim istediğimizi bir şekilde kanıtlayacağız. Bu arada bu sayfaların hepsi arkadaşlar gümrük bilmem ne diye geçiyor. Hepsinin adında bir gümrük var. Gümrük denen şey böyle bir şey değil. Bu yüzden bunları gördüğünüzde ha tamam şimdi falan diye düşünmeyin. Tabii sayfalarda farklı da olabilir ama katıldım yazıyorum. Şimdi ilk sayfaya katıldım dedik. Dostlar 3 gün önce sadece bir tane çekilişe katılmıştık. Şimdi de toplam 7 tane sayfanın daha çekilişine katıldık. 8 tane potansiyel dolandırıcımız var. Ve bakalım hangisinden dönüş gelecek. Şimdi o güne geçelim. 20 Mayıs itibariyle artık beklediğimiz mesajlara ulaştık diyebiliriz. Aslında dün mesajlar geldi ama 19 Mayıs'ta biz ofiste değildik. Ecem'in telefonuna katılmıştık bildiğiniz gibi. Ve beklediğimiz mesajlar geldi. Biz size bugün bir güncelleme geçmek istiyoruz. Burada bize mesaj geliyor ve siz kazandınız diyorlar. Ecem burada çıldırıyor. Ay çok sevindim. Çok mutlu oldum bu kadar kısa sürede. Bu arada Ecem çekilişe katılıyor. 10 dakika sonra kazandınız diye mesaj geliyor. İsim soy isim istiyorlar. Burada işte biz veriyoruz falan. Beyefendi bize burada bir numara veriyor. Ama WhatsApp'a geçmek istemediği için Ecem de diyor ki abi buradan konuşalım. Adam diyor ki tabii ki. Ve bizden önceki sayfaların 650 lira, 450 lira falan var ya bizden 2000 lira istiyor adam. Bize biraz fazla geliyor tabii ki. Sonuçta parayı çöpe atacağız yani. Gümrük vergisi olarak sadece 2000 lira istiyorlar. Benim adıma mı yatıracaksınız parayı? Ben mi istiyorum? Ecem de üstüne para almaya çalışıyor adamlar. Olmuyor tabii ki. Sonuçta katıldığınız çekiliş diyor. Çekilişe katıldıysan tabii ki 2000 lira vereceksin. Bunu bilmiyorsan da Ecem yani. Şöyle bir durum oluyor. Biz bunu size anlık olarak güncellemek istediğimiz için aşamaların hepsini kamera önünde yapmak istiyoruz. Ecem de bu durumdan dolayı yarına yani bugün ertelemek istiyor. Adam diyor ki saat 15'e kadar yatırmanız gerek. Burada size saati gösteriyorum saat 2.54. Adam bana 6 dakika içinde 2000 lira vereceksin diyor yani. Ecem de diyor ki ben 2000 lirayı 6 dakikada bulsam çekilişe katılma. Ürün yola çıkmış diyor adam. Yani 6 dakikada senden çekilişi aldı. Çekilişi yaptı sana çıkardı. Ürünü yola çıkardı. Bir de bunların hepsini resmi tatil yapıyor. Ecem diyor ki abi 19 Mayıs tatil günü çalışıyor mu gümrük? Adam diyor ki çalışıyor tabii ki. Ondan sonra birkaç kere adam tabi deyip duruyor. Bu Spider-Man'in tabi efendim dublajını yapan abi bu bile olabilir yani. Tabi efendim. Sonra diyor ki yarın parayı veririm ben sana diyor Ecem. 6 dakika içinde yatırdın diyen adam peki yarın bekliyoruz diyor. Ve 2000 lira istediği için tabii ki buna paramızı vermedik. Ve son olarak asıl parayı verdiğimiz yere geliyoruz. Bizle iletişime geçmişler ve demişler ki 391 lira gümrük vergisini yatırırsan iPhone 13 Pro 128 GB. Burada beyefendi bizden 391 lira istiyor. Yani onun biri de var. Ve bize ismi ile IBAN'ını veriyor. Yani burada beyefendinin adını görüyoruz. Şu an tabii ki size göstermeyeceğiz. Ama şöyle bir durum da var. Biz bu ismi araştırdık. Gerçekten gümrükte çalışan aynı isimli birisi var. Şimdi itham etmeyelim ama ilginç bir tesadüf diye düşünüyoruz biz. Ama tabii dava açıldıktan sonra bunların hepsinin gerçeğini göreceğiz. Yine resmi tatil diyor. Hani çekim yapabilirim diye. Adam diyor ki bugün son.
Ecem yapmayın etmeyin diye adama yalvarıyor biraz ama olmuyor. Adam tekrar tebrik ederim mesajını sıfırdan atıyor çünkü copy paste yani bunların hepsi. Burada Ecem bakıyor artık hani bugün son, bugün son diyorlar. Dün parayı gönderdi arkadaşlar. Biz bu sayfaya 391 liramızı gönderdik ve iPhone 13 Pro 128 GB'ımızı bekliyoruz. İsim, soy isim her şeyi verdi. Telefon vermedi Ecem. Adam hala diyor ki SMS olarak size takip kodu gelecek. Neyle gelecek, hangi telefonu gelecek bilmiyoruz. Dekontu da gönderdik. Burada zaten siz de görüyorsunuz. Ecem ne zaman alacağız telefon diye soruyor. Adam diyor ki 3 güne kadar gelecek size. Bugün cuma. Yani biz bunu salıya kadar falan bekleriz büyük ihtimalle. Ve yeniden bir güncelleme geçeceğiz. Bence gelmeyecek. Yani yalan olduğu çok belli arkadaşlar ama bunu yiyen de yani bir şey de diyemiyorum. Bunu biz sizin için yemiş bulunduk. Hem sizin de isteğiniz üzerine bunu yapmıştık zaten hatırlıyorsunuz. Şimdi bir sonraki size güncelleme yapabileceğimiz güne geçelim. Bakalım bir dönüş geldi mi? Geldik 31 Mayıs saat 17.35'e. Kargoyu vereli yaklaşık 12 gün oldu ve 8-9 iş günü falan geçti. Ama ne gelen var ne giden gördüğünüz gibi 10 gündür burada kargo bekliyorum. Kimse de gelmedi. Biz diyelim ki bir abi selam. Bunu da karşınızda yapalım. Kapı çaldı lan. Yoksa. Geç kardeşim. Melih'miş arkadaş. Abi. Çekil kenara. Kızıyor değil mi? Video çekiyoruz kanka da. Abi selam. Bana 3 gün dedin. Gelmedi iPhone'um. Bir görüntüler ama isteği göndereyim abiye. Velev ki cevap vermedi ki ben hiç sanmıyorum cevap vereceğini. Şu andan itibaren artık günün sonuna geldik ama yarından tezi yok. İlk işimiz avukata gitmek ve bu kişiyi dava etmek olacak arkadaşlar. Bekliyoruz. Yani gümrük hesaplarına güvenmenin ne demek olduğunu şu an bir kez daha anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Umarım buna siz düşmeyeceksiniz. Biz sizin için düştük ama. Çağrımızı sonlandırdık. Kişi yapalım. Abi orada mısın? Eğer cevap gelirse video dışında bunun da sesini alırız zaten. Size anlatıyor olurum. Ama şu andan itibaren durum kesinleşti ki bu video artık yargıda devam edecek. 3 günlük bekleyişimiz yaklaşık 1 ayı buldu arkadaşlar. Ve 20 Haziran günündeyiz. Ne gelen var ne giden biz de artık bu işin peşini bırakmayacağımızı söyledik ve Çağatay Üsküdar abimizin yanına geldik. Abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi misafir ettiğin için teşekkür ederiz. Bu işin peşini bırakmayacağız demiştim. Ve artık bu iş avukata kadar taşındı. Artık iş sende. Ben bu kişiyi dava etmek istiyorum. Şu an tam olarak yapmam gereken şey nedir? Öncelikle burada bir dolandırıcılık işlemi gerçekleşmiş oluyor. Bu dolandırıcılık da Türk Ceza Kanunumuzdaki nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendiriliyor. Biz savcılığa elimizdeki bilgilerle dolandırıcılık suçundan dolayı şikayette bulunacağız. İBAN'ın da göndermiş bize. Evet. Şimdi bu adam adı soyadı belli. Bunu verebiliyor bana. Yani hiçbir şekilde gizlemiyor. Saklamıyor. Evet. Bunu böyle yapmak biraz garip değil mi abi? Genelde paranın gönderildiği hesap da dolandırıcıya ait olmayabiliyor. O da büyük ihtimal başka bir şekilde hesabını ele geçirdiği, hırsızlık yoluyla vesaire ele geçirdiği bir kişiye ait olabiliyor. Böyle bir durumda ne oluyor? Parayı oradan oraya gönderiyorsunuz. Siz gönderdiğiniz zaman o hesabı bir şekilde elde etmiş olduğu için o hesaptan da başka bir yere geçirip ya da ATM'den çekip bir şekilde sırra kadem basıyor. Peki diyelim ki şu an bizim dava edeceğimiz kişi yanlış kişi. Ki bu arada şunu geçeyim biz bunun doğru olduğunu eminiz. Az önce de zaten hani kayıt dışında da konuştuk. Ama diyelim ki yanlış kişi. Gerçekten çalmış. Olabilir. Atıyorum adam Melih'in hesabını çalmış ve Melih'e yatırtıyorsun parayı. Bu kişiye ne olacak? Şimdi şöyle bir şey var. O kişi de zaten soruşturma aşamasında savcılık o kişinin de ifadesini istiyor. Yani hesap sana senin hesabına bir para gelmiş. Bu para ne için geldi? Ne oldu? Gibi bir bilgi alıyor ondan. O bilgi esnasında hesabın kendisinin kontrol dışında olduğunu ispatlayacak şekilde kendisi ifadesini verdiği zaman ona bir şey olmuyor. Burada şuna dikkat etmek lazım. Özellikle internette çok fazla görüyoruz. Hesabını belli bir para karşılığında başkalarına kullandırtan insanlar var. Özellikle bu işte bahis siteleri, yasa dışı bahis siteleri için diye geçiyor ama bu tarz suçlar da işleniyor bu hesaplarda. O yüzden buradan izleyici arkadaşlarımıza da söyleyelim. Hesaplarınızı para karşılığında kullandırtmayın. Çünkü bu suçların bir şekilde aslında içine dahil olabilirsiniz. Peki asıl soruya geliyorum. Ben bu kişiyi buldum. Evet. Ve gerçekten bu. Bu adam ne ceza alır? Nitelikli dolandırıcılık Türk Ceza Kanunu'nda suçun nitelikli olarak işlendiği hallere girdiği için minimum cezası 4 yıl. 4 yıl hapis. 4 yıl hapis cezası. Adli para cezası verilecekse de uğrattığı zararın en az 2 katı kadar bir adli para cezasına çevrilmesi gerekiyor. Sınırda da yani 4 yılda 7 yıl arasında bu arada. Yani nitelikli durumuna göre suçun işleniş biçimine veya zarara vesaire o anki hakimin değerlendirmesine bağlı olarak 7 yıla kadar da artabiliyor. 4 yıl 7 yıl arasında. Şöyle bir durumda var. Şimdi bana 2 katı, bana 1000 lira geri ödeme yapacak olsun. Bazı insanlar şunu diyor. Ben mesela 390 lira dolandırılmışım. Ya gideceğim şimdi ben avukata. Onunla işte ödeme yapmam gerekecek. Dava açılacak. Bu davalar önce şunu soracağım. Ortalama bir süresi var mı? Ne kadar süre bu davalar aşağı yukarı? Ya, tamamen şeye bağlı. Şimdi soruşturma aşaması var ve ceza davası aşaması var. İki aşamalı. Şimdi soruşturma aşamasında toplanacak delillere bağlı. Delilleri ne kadar hızlı toplarlarsa o kadar hızlı şekilde ilerliyor. Dava aşamasına geçildiği zaman da yani kovuşturma aşamasına geçildiği zaman da şu anki güncel durumda ortalama 1 yıl, 1,5 yıl, 2 yıl civarı değişiyor. Bu tabii İzmir için konuşuyoruz. Başka yerlerde
daha hızlı ilerleyen mahkemeler olabilir. Oralarda daha kısa sürede bitebilir. Şimdi birçok insanın merak ettiği kısma geliyorum abi. Çünkü insanlar evet para kaybediyor. 300 liranın peşine düşüyorsam demek ki ben o 300 lira ihtiyacı olan birisiyim. Peki böyle bir şikayette bulunacağım, böyle bir dava açacağım. Ortalama avukat ücreti olarak ne kadar ödemem gerekiyor? İşte avukatlık asgari ücret tarifesi var. Tarifede minimum rakamlar belirleniyor. Bunun dışında bir de baroların tavsiye niteliğindeki ücretleri var. Orada da belli takım ücretler var ama bunu tabii ki de her avukatın kendi emeğine karşılık içeceği rakam farklı olacağı için en iyisi bir avukata danışmak böyle bir konuda. Anladım. Ben şikayet etmek istiyorum ama benim işte mesela 391 liramı çaldılar, benim de başka param yok. Hani ben zar zor zaten çocuğuma telefon alacağım diye o parayı verdim belki. Ama ben şikayet etmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Savcılığa şikayetinizi avukat olmaksızın da tek başınıza da yapabilirsiniz. Yani savcılığa şikayet için avukat zorunluluğu gibi bir durum söz konusu değil. Avukat niye var? Avukat daha profesyonel destek almak için işlemlerinizi, usulü işlemleri ya da işte diğer işlemlerinizi daha doğru yapabilmeniz için var. Ama bahsettiğin örnekte son kalan 300 lirasını dolandırıcılıkla kaybetmiş biri için gidip kendisi de savcılığa şikayet yapabilir. Yine kendi hakkımın peşine düşebiliyorum yani. Tabii fazla. Düşebiliyorsunuz. Özellikle çok daha büyük meblağlar taptırdıysak hani bunda profesyonel bir yardım almak artık zorunlu bir hale geliyor. Çünkü avukat her zaman bizden daha iyi bilir arkadaşlar. Bu insanları bulmak kolay olsun ya da olmasın. Eğer siz mağdur olarak ve haklı olarak eğer sesinizi çıkarmazsanız karşı taraftakiler sizi bastırmak için daha da sayısı artacak. Bu yüzden ne olursa olsun hakkınızın peşinden gidin diyoruz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten hani her geçen gün özellikle internet üzerinden, sosyal medya üzerinden ya da dolandırıcılıklar artıyor. Girdiğiniz siteleri kontrol edin. Bu tarz internet üzerinden yapacağınız alışverişlerde dikkat edin ya da çekiliş kazandığınız gibi şeylerde sorgulayarak hareket edin. Çünkü gerçekten pandemiyle başlayan eve kapanma sürecinden sonraki süreçte özellikle internet üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık ve işte hırsızlık suçları aşırı derecede arttı. Buna da bizim duyarlı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bunu böyle böyle önüne geçebiliriz. İnşallah. Yani biz şu an yakaladığımız bir tanesinin peşine düşeceğiz. Siz de kendi yakaladıklarınızın peşini bırakmayın diyoruz. Evet. Abi çok teşekkür ederiz bize yardımcı olduğun için. Ederim. Biz davamızı açacağız arkadaşlar. Sizi de devam eden süreçten bilgilendiriyor oluruz. 1,5 aylık, 2 aylık bu süreçte bize eşlik ettiğiniz için size de teşekkür ederiz. Başka fikirleriniz olsa tabii ki yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki vakamızda, bir sonraki olayımızda, videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.